deprem sebebiyle ev aboneliğini iptal etmek isteyen kişiler oluyor. Çünkü faturanın devam etmemesi, aboneliğin devam etmemesi, her ay faturanın gelmeye devam etmemesi lazım. Bu kişilerin 6 Şubat itibariyle mücbir sebeple sözleşmelerini ve taahhütlerini herhangi bir ceza ödemeden bozabilirler. Borçlar Kanunu'na göre kiraya veren mal sahibi kira sözleşmesi boyunca kiracıya evi, iş yerini kullanılabilir, sağlam, hazır halde bulundurmak zorunda. Bu sözleşmeyle değiştirilemez emredici bir düzenleme. Yani sözleşmeye, kiraya veren, ben bundan dolayı sorumlu değilim. İleride deprem olsa veya herhangi bir sebeple burası kullanılamaz hale gelse sorumlu değilim. Kiracı yine de bedel ödemek zorundadır. Peşin ödeneni geri alamaz diye bir madde olsa dahi bu madde geçersizdir. Kiracı evi ya da iş yeri kullanılamaz hale geldiğinde sözleşmeyi derhal feshedip bakiye devam eden kira bedellerini ödemekten kurtulur. Eğer peşin ödediyse peşin ödediği kısımdan kullandığı kısım düşülür. Geri kalan kısmı iade isteyebilir. Şu anda henüz yasalaşmadı. Yakın zamanda ara buluculuğa başvuru zorunlu hale gelecek. O kurum devreye girdiğinde önce kiracı ara bulucuya başvuracak. Ara buluculukta anlaşılamadığı takdirde sulh hukuk mahkemesine dava yoluna başvuracak. Ama bugün için o kanun yürürlüğe girene kadar direkt doğrudan sulh hukuk mahkemesine dava açarak peşin ödediği kira bedelinden oturduğu kullandığı kısmını düşecek, geri kalanı iade için başvurusunu yapabilir. Kira bedeli açısından değişen bir durum yok. Gene talep edebiliyor ama kiraya verenin bir kusuru varsa burada o zaman kiracı sadece kira bedelini değil, mecurun içerisinde yani evin, iş yerin içerisinde meydana gelen, eşyalarında meydana gelen hasarı, zararı, yakınlarında meydana gelen can hasarlarını, zararlarını, sakatlık, hastalık gibi zararlarını da talep edebilir kiraya verenden. Tabii kiraya veren kusurluysa bunu tazminde mükellef. Bunun dışında kiraya veren de eğer müteahhitin burada bir kusuru varsa kiraya veren de müteahhitten bunu talep edebilir. Bu şekilde bir zincirleme ilişki var taraflar arasında. Bunun en pratik yöntemi E-Devlet üzerinden aboneliklerin sonlandırılması, taahhütlerin sonlandırılması. Mücbir sebep olduğu için burada taahhütle oluyor birçok abonelik. GSM, internet, ev telefonu. Bu taahhütlerden artık sorumluluğu kalmıyor. Taahhüdü erken bozduğunuzda çünkü aldığınız indirim kadar cezai şart ödemek durumunda kalıyordunuz. GSM operatörlerine, internet hizmet sağlayıcılarına. Ama artık bu mücbir sebep olduğu için tüketici kusuru olmadan bundan bu sözleşmeye feshettiği için herhangi bir ceza ödemeden E-Devlet'ten iptal edebilir, mail atabilir, çağrı merkezini arayıp iptal edebilir. Bu yollara başvurarak herhangi bir zarar görmeden bunları gerçekleştirebilir. Hatta biraz daha ileriye götürecek olursak kişiler ileride tekrar yerleşmek niyetindeyseler, tekrar kendi orada aynı binada inşa edilecekse orası ve tekrar orada oturmak istiyorsa bir şerh düşmelerinde fayda var. Nedir bu? Benim bu numaram başka kimseye verilmesin, askıda bana saklansın, bunun kullanım hakkı bende olsun ama şimdilik faturalarımı durdurun, aboneliğimi iptal edin ama numarayı benim adıma saklayın diye bir talepte bulunduğunda bu numara da o kişiye tahsis edilerek saklanabilir. Şu anda mevcut kiracıların sözleşmelerine yapılacak artışlarda yasal bir sınır var. İş yerlerinde TÜFE, evlerde bir yıllık geçici olarak %25 sınırı var. O sınır Temmuz'da kalkacak. O da TÜFE oranında artış mümkün olacak. Ancak şununla çok karşılaşıyoruz. Kiraya verenler bazı 10 yılı doldurma olabilir, tahliye taahhütnamesi olabilir. Herhangi bir sebeple kiracıyı tahliye edip nasıl olsa ben yeni kiracıyı çok daha yüksek bedelle burayı kiraya veririm diyerek kiracıların tahliye etme yollarına gidiyorlar. Yasal boşluk diyebileceğimiz konu şurada. Yeni kiracının kiracıya belirlenecek bedel. Şu anda kiraya veren mal sahibi yeni kiracıya istediği bedelden kiraya sunabiliyor. İlana çıkabiliyor. İstediği bedelden burada sözleşme serbestliği var. Burada sözleşme serbestliği olması normal ama bu gibi olağanüstü durumlarda kiraya verenin de yani mal sahibinin de hakkına çok girmeden
Ama ona da sınırsız bir özgürlük tanımadan aynı mevcut sözleşmelerdekine benzer iki tarafı da koruyucu bir düzenleme yapılarak yeniden kiraya vermede de eski kira bedelinin üzerine yapılabilecek bir zam sınırlamasıyla bir yasal düzenleme yapılabilir. Ama çok hassas bir konu. İki tarafın da dengesini gözetmek gerekiyor. Kiracı artık sözleşmeyi feshedebilir. Veya eğer mümkünse buranın tekrar ihya edilip kullanıma hazır hale getirilmesi bilindiği için insanlar iptal etmek isteseler de numara hala kalsın isteyebilir. Çünkü tekrar taşınacak oraya, tekrar kullanacak.